Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda patlak lastiğimizi nasıl tamir ederiz ve patlak önleyici lastik zırhı nedir, nasıl takılır, onlardan bahsedeceğiz ve tekerimizi inşallah tamir edeceğiz. Siparişim geldi. Lastik zırhı böyle bir şey arkadaşlar, gördüğünüz gibi plastik. Bana pek güven vermedi gibi ama inşallah işe yarar. Yanında bir de böyle bir toz göndermişler, bunu sanırım içine katacağız, o şekilde yapacağız. Bunu lastiğin içine yatıracağız arkadaşlar, yani dış lastikle iç lastiğimizin arasına katacağız. Arada bir tampon bölge oluşturacak bize. Takmadan önce şöyle bir bıçakla falan delip denemek isterdim. Yalnız 250 lira para verdim. Ben şu an kendimi bıçaklarım, bunu bıçaklamam. Böyle bir şey. Takacağız, deneyeceğiz. Şimdi lastiğimiz patladı. Tekerimizi açtık. İçinden şamyelimizi aldık. Ne yapıyoruz? Önce bir patlak tespiti yapacağız. Bunu ha buraya taktım. Şamyelimizi iyice şişirip böyle elimizle kontrol ediyoruz. Hava nereden geliyor? Nereyi patlatmışız? Evet. Tam burası. Şöyle bir kalem yardımıyla orayı şöyle güzelce belirginleştiriyoruz. Evet. Bakalım, yine kontrol edelim başka patlarımız var mı? Ben bir tane küçük bir diken çıkartmıştım. Onun dışında bir şey olmaması lazım. Bu şekilde anlayamazsanız şöyle bir leğenin içine su doldurup bunu böyle suya soktuğunuz zaman zaten patlak olan yerden bize baloncuk çıkartarak patlayan yeri gösterecektir. Şunu çıkartalım. Evet. Burayı önce bir zımparalayalım. İşimizi daha bir garantiyelim. Bunlar zımparamı yanıma almamışım. Evet. Çantamızda her zaman her şeyimiz mevcut. Zımparalamadan bunu yapıştırırsak iyi temas etmeyebilir, yani birbirine tutunmayabilir. O yüzden şöyle bir güzel bir zımpara atıyoruz. Tamamdır, yeterli. Tekrar belirginleştirelim yerimizi. Şurasıydı. Tespitimizi yaptıktan sonra şamyelimizi yere indirelim. Benim gibi devamlı lastik patlatıyorsanız arkadaşlar, böyle bir zırh
kullanmanızı tavsiye ederim. Adet yama setimizden bir parça şöyle alalım. Buraya toz toprak temas etmemesine özen gösterelim. Bir kat buraya. Fazla gitti. Bir kat da buna. Yeniliyoruz. Uçucu madde olduğu için zamanla tüpün içindeki yapıştırıcımız kayboluyor gidiyor. Biraz soğumaya bırakıyorum. İyi ki toz bulaştırmayalım dedim. Şamiyeli tam indirmeden işe koyuldum. Bu beni biraz zorlayacak. Şöyle patlak bölgenin üzerine. Sert bir cisime de üzerine vurursak. Şöyle yapmışken biraz da indirsem. Benim daha önce de lastik tamir videolarım vardı. Bu video zırh nasıl gelir onu göstermek amacıyla çektiğim bir video oldu arkadaşlar. O amaçla tekrardan hem lastiğimizin tamirini gösteriyorum hem zırhımızı nasıl kullanacağız onu göstereceğim. Bunun üzerine sert bir şeyle vurmam gerekiyor. Şurada benim bir su anahtarım olacaktı. Neden göremiyorum? Anahtarımız geri mi gitmiş?
Bu burada beklerken şamiyelimizi germeden önce lastiğin içine şöyle bir pedimizi gezdiriyoruz. Acaba fark etmediğimiz başka dikenler var mıdır? Varsa şamiyelimizi başka bir yerden tekrardan patlatmayalım. Yok gibi hissediyorum. Bu şekilde elimizi gezdirebiliriz. Şamiyelim, dış lastiğim sağlam görünüyor. Başka herhangi bir cisim yok. Şimdi bu şekilde dış lastiğin içine gezdireceğim. Şunu aslında çıkarsam daha işim kolay olur. Görüyorsunuz araba jantı gibi. Ama kolay bir şekilde patlayabiliyor. O yüzden bu şekilde önlemimi almaya karar verdim. Bunu bir bant yardımıyla önce buradan tutturup ondan sonra şöyle içine gezdirsek işimiz daha kolay olacak gibi. Bant var yanımızda. Hemen bir bant alıp geliyoruz. Arkadaşlar, zırhımızı dış lastiğimizin içine yerleştirdik. Yalnız benim yaptığım gibi jantı komple çıkarmazsanız daha kolay olur bence. Çünkü bu biraz sabitlemeye yarıyor, burada tutmaya yarıyor. Ben şuradan bir tane elektrik bandı vurdum. Oradan ucunu tutturdum. Sonra bunu böyle gerdim. Jant da tabi bu tarafa gelmesini engelliyor şu an. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Elektrik bandı yardımıyla bir ucunu tutturup devamında sürerek gelebilirsiniz. Şimdi şamiyelimizi yerleştireceğiz. Komple indirmeden başıma bela oldu. Fat bay plastik midir nedir? Her bir şey sıkıntı. Takması sıkıntı, sökmesi sıkıntı. Zırhı bile normal lastiklere nazaran daha pahalı. 250 liraya aldım ben bunu. En basit kısım, şu an iç lastiğimi yerleştiriyorum. O bile insanı zorluyor şu an. Bir tarafı şöyle düz olsun ki şişirince zaten her şey yerine oturacak. Bu şekilde bastırarak dış lastiğimizi jampa oturtturalım.
Çok zor. Basit işlem bile baş plastikler de o kadar insanı uğraştırıyor ki. Bu beyaz tozu kesinlikle kullanmayın arkadaşlar. İçine beyaz toz çıkarsa ne bakıyor bilmiyorum. Ortalığı pisletti sadece. Yamam inşallah tutmuştur. Yoksa bu kadar çaba boşuna gider. Şimdi bir şöyle bir kafalama tekrardan anlatayım. Zırhımızı bu kısma gerdik. Yanlışlıkla bu tarafa yaparsanız hiçbir anlamı olmaz. Dış lastikle şambiyelin tam arasına güzelce yayıyoruz. Ve kullanmaya başlıyoruz. Kutu içerisinden 2 adet çıkıyor. Burada bir tane daha var. Ben bunu yaptıktan sonra ön tekerime de bunu takacağım. Bisikleti ilana 17.500'e koymuştum. Şimdi bu zırh işleminden sonra ilan fiyatım 18'e çıkacak haliyle. Lastiğimizin işlemi bu kadar. Son olarak tekerimizi yerine takma işlemimiz kaldı. Şimdi ben ön tekerime geçeceğim. Orayı da videoya katabiliriz aslında. O videodan çık.
Dış lastiğimizi taktık. Bunda biraz zorlandık. Levye ile zorladım. Buraları biraz tahriş ettim. Dediğim gibi bu fat bike lastik, eğer yeni bisiklet alacaksanız hiç bulaşmayın derim. Sökmesi bir dert, takması bir dert. Neyse ki yantımıza zarar vererek de olsa lastiğimizi zırhladık ve taktık. Şimdi bunu da şişirip artık bisikletimize takma aşamasına geldik. Bu arka tekerin patlattı, yamasını yaptım. Biraz bekleyeceğim. Yamamdan emin olduktan sonra takacağım. Bunu da artık şişirip ön tekerin hazır bir şekilde takabilirim. Artık tekerlerimiz zırhlı. Kolay kolay patlamayacak diye umuyorum. Bisikletimizi aktif etme videomuzu da zaten birazdan gerçekleştireceğiz. Deneme turuna inşallah bugün çıkacağız.